Herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin en çağdaş kanalına hoş geldiniz. Bugün İzmit sahilde dolaşmaya devam ediyoruz ve İzmit'in kızlarına, İzmit'in erkeklerini soracağız. Tabii ki erkekleri de yakalamışken kızları yorumlamasını isteyeceğiz. Benim bu konudaki fikrimi videonun içerisinde bulabilirsiniz ve siz de kendi yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Beraber aşağıda bir sohbet kurabiliriz. Bu arada bizi diğer sosyal medya mecralarından takip etmiyorsanız Instagram, Twitter ve Facebook adreslerimiz aşağıda link olarak yer almaktadır. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim. Arkadaşım var mı? Anladığım kadarıyla yok. Var abi. Oğlum var dedin, arkadan geçenleri kestin. Neyse, yakmayacağım seni. Yani bu zamana kadar herhangi bir kötü bir şeylerini görmedik. Yıllardır İzmit'te yaşıyoruz. Erkek arkadaşın var mı? Var. Bir düşündü. Var. Nasıl mesela? Buralı mı? Evet, o da buralı. Uyu suyu nasıl? Çok iyi. Çok şükür şimdilik bir problemimiz yok. Gayet delikanlı yani. İzmit'in genel insanları da öyle olduğunu düşünüyorum. Benim soyum sopum İzmit'le. Genel olarak kız erkekleri bir delikanlı diyor. Yani öyle, evet, sahipleniciler. Yani yolda yanlış bir şey olsa koşup geliyorlar. Ben öyle gördüm en azından. Bazıları da şey diyor, mekan bizim diye takılıyor diyorlar. Çok egolular diyorlar böyle. Bu her yerin erkekleri, kızları aynı şekilde. Yani İzmit'in diye sınırlandırmamalıyız bence. İzmit'in kızları aslında çok güzel kızlar. Ama biraz egolu ve kaprisliler. Neden kaprisliler abi sence peki, ya da egolular? Bizim yüzümüzden mi? Aslında bunun nedeni güvensizlikle alakalı bir şey. Sürekli darbe yemekten, sürekli yarı yolda bırakılmaktan veya aldatılmaktan artık yalnız yaşamayı, daha çok güçlü olmayı, yani bu zamanla kaprisleşmeye veya özgüveni yükseldiği için çok kaprisli oluyorlar yani. Bilmiyorum nedeni fazla ama bir kapris ve ego var. Bitindeydi. Ben tüm erkekler hakkında bir yorum yapmak istiyorum. Soruyu beklemiş gibi girmedim. Hepsi şerefsiz, gerçekten öyle. Buradan sonrası bipli devam edecek gibi, hadi. Şerefsiz, hepsini Allah belasını versin. Aldatıldın mı? Aldatıldım. Bir kalp seziyorum. Ne zaman aldattın? Bir sene falan oldu. Üstüne başka birini sevemedin değil mi? Sevemedim ya. Bu sefer ben de hepsine takılmak istiyorum yani, onun yaptığı gibi. Bu sefer ben bad girl olacağım diyorsun, öyle mi? Peki buradan erkeklere vermek istediğin bir mesaj var mı? Erkekler, Allah işinizi gülünce rast getirmesin inşallah sizin. Abi çok egolular böyle, kendini bir şey sanıyorlar. Böyle ne bileyim yani, çok bitaflar. Sevgilin var mı? Var abi. O da mı öyle? O biraz öyle değil ya. Onu bulduk biraz böyle şeylerden. Böyle kavga edince yanaşıyor mu sana barışmak için, yoksa sen mi hep bir çaba? O çaba geçiyor abi, ben göstermem. Beni bilen bilir diyorsun. Aynen abi. Bütün erkekler aynı olduğu için aynı yani. Diğer erkeklerle hep aynı, farkı yok diyorsun değil mi? Farkı yok ama benim erkek çevrem geniş olduğu için yani erkeklere iyi anlaşan bir tipim. Bu karakter olarak iyiler mi? Sorun yaratırlar mı? Karaktere göre değişir ya. Herkesin herkese göre değişiyor mu? Evet öyle. Genel olarak İzmit'in erkekleri diğer erkeklerden farklı değilmiş. Bunu öğrenmiş. Evet. İzmit'in kızları genelde böyle biraz egolu oluyorlar. Biraz tavırlı oluyorlar. Yani nasıl desem. Hani birini gördük şuradan yoldan geçerken. Her zaman da aynı şekil zaten. Hani hemen havalara giriyorlar. Kendini göstermeye çalışıyorlar. Biz herkesin peşinde değiliz. Öyle zannediyorlar da. Yani burada kimse kimsenin peşinden koşmuyor. Sadece gözümüzü de. Yok öyle demiyorum. Şimdi kız arkadaşımız da var. Yanlış anlarım izlerimiz de. Yok öyle değil. Bu benim sallamam. Öyle değil. Tabii bazı arkadaşlar için kastetmiyorum. Mesela bazı arkadaşlarım var. Onlar harbi hak ediyor yani. Kızlar küfür etse de onlar hak ediyor. Evet, onların egolarını okşuyorlar o zaman. Tabii. Bazıları öyle yapıyor. Yani genel olarak söyleyeceğim şey bilmiyorum, çoğu şerefsiz yani, erkek adına nitelendirmek istemiyorum ama adamlar adı altında nitelendireyim. Bilmiyorum, ben hiç hayırlarını görmedim. Hep zarar, full zarar. Hep aldatıldın mı? Aldatılmadım ama iyiliklerini de görmedim. Sevgilin oldu mu? Oldu. 6 senelik bir sevgilim oldu. Maşallah. Niye ayrıldın? İzmit'in akışına uymak istedi çünkü. Sen kaç yaşındasın? 20. Vay be. 14 yaşından beri sevdin. Ne zaman ayrıldınız? Bir sene oldu. Bir sene oldu. Yani alemlere akmak istedi artık ergenliği yatınca, öyle mi? Maalesef öyle oldu. Vay biraz. Be, İzmit'in furyasına kapılmış. Ben burayı biplerim. Mekan verdi, adres verdi. Tamam.